Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bullet Journal Haziran ayı planlaması yapmak istiyorum. Elimin hala güzel olmadığını düşündüğüm için ve lahmacun küreğini anımsattığı için saat takmaya karar veriyorum. İlk olarak bana kırtasiye malzemelerimi sormamışsınız. Bana zaten hiçbir konuda soru sormamışsınız ama yani sorsaydınız eğer kırtasiye malzemelerimi bir falan derdim. Zaten analog ajanda tutan 10 kişi ya varız ya yokuz. Onlar da hepsi YouTuber'dır bence, öyle düşünüyorum. Burada da bir takım şovlar yapmaya çalışıyorum ama ellerim sayesinde şovdan uzak görüntüler ortaya çıkıyor maalesef. Her neyse, gördüğünüz gibi defterim 2014'ten kalma Avian'ın promosyon defterlerinden. Herhangi bir noktalı defterleri 100 küsür lira verebilirdim ancak belediyenin bile zaman zaman dağıtabildiği tünel defterleri sırf noktalı diye de alamayacağımı bilmenizi isterim. Tabi siz anneleri tarafından desteklenen çocuklarsanız bilemeyeceğim. Gördüğünüz gibi Bullet Journal'ın olmazsa olmazı el yazısıyla yazılan aylardır. Neolitik çağda kaldığım için polaroid fotoğraflar ve analog ajandalar tutmaya bayılıyorum. Ben de yarınlar yokmuşçasına defter dolduruyorum ki haksız da sayılmam. Bu gidişte yarınlar olmayacak gibi. Herkes sokakta, bir enayi biz evde kaldık hissi. Böyle bir gelip gelip gidiyor. O yüzden ben Haziran ayının temasını korona ve pandemi olarak belirledim. Hatırlarsanız geçen ay Mayıs ayında Cin Ali ve Çöp Adamlar temasını belirlemiştim. Bu konuyla ilgili Instagram ve Twitter'da çeşitli linçlere maruz kaldım. Bazı arkadaşlar çizimlerimi kornişon turşuya benzetmiş. İşte sadece çöp adam çizebildiğimi falan iddia etmişti. O zaman Picasso da sadece üçgen dikdörtgen çizmeyi biliyor. Böyle bir saçma düşünce sistemi olamaz. Yani ben kesinlikle inkar ediyorum. O yüzden bu ay böyle çizimlerime biraz daha önem vermeye karar verdim. Haksız saçma sapan eleştirilerinizi de alıp fitil haline getirip şu anda muhtemelen ajandacılar sinir krizleri geçiriyordur. Çünkü belli ki fosforlu kalem arkaya geçecek yani. Yine hangi ürünleri kullandığım açıklama kısmına yazmayacağım. Boşuna inip de açıklama kısmında bir şeyler aramayın. Bu arada özellikle bu kaydı yaparken çeşitli grip virüsleri kapmaya çalıştım. Sırf bu video için. Sesim biraz daha genizden gelsin diye. Umarım başarılı olabilmişimdir. Bu yolda çok emek harcıyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Bu sayfaya geçtiğim zaman önceki sayfada yaptığım hatalar karşıma çıkıyor. Hayatta da genel olarak yediğim darbeler bu şekilde karşıma çıkıyordur zaten. Bu iş için cetvel kullanıp olayı daha fazla dramatize etmek isterdim. Ama böyle elle çizince daha doğal olduğunu düşünüyorum. Normalde bu sayfadaki takvim arkadaşlar bitişik yapıyorduk hatırlarsanız. Ancak bu ay aralarında bir sosyal mesafe bırakmak istedim takvimdeki kutucukların. Bu sayfayı genel olarak neden kullandığımı yine sormamışsınız ama ben yine de cevap vereceğim. Şöyle ki, her ay kutlamazsam trip yiyeceğim arkadaşlarımın doğum günlerini yazıyorum. Yazın doğdukları için iki kat histerik oluyorlar aslında. Ayrıca bu tarih aralığında doğanlar ikizler burcu olduğu için süreci iyi yönetmek gerekiyor. İkizler salın. Salın abi artık. Boş gördüğümüz yerlerine yine virüslerimizden bol bol çiziyoruz. Bu sayfadaki virüsleri kuru boyayla boyadım. Hayattaki yanlışlardan biraz da ders çıkarmak lazım aslında. Arkasından yeni sayfaya geçiyorum. Yeni sayfada bir yapılacaklar listesi çizeceğim. Bunun için cetvel artık kullanıyorum yani. Allah belamı verir yoksa birazdan. Ve baştan sağma video çekeceğiz çünkü. Yapılacaklar listemi birazcık küçük yaptım. Çünkü yapacak çok bir şeyim yok. Altındaki listede yapılmayacaklar listesi. Orada da yapacak çok bir şeyim yok. O yüzden bu sayfayla yapacak çok bir şeyim yok. Bir sonraki sayfaya geçtiğimde içimdeki minnak polyandacılığın hatırına korona aşısını içerecek bir enjeksiyon çiziyorum. Aslında bunu bu ayki ruh halimle dolduracağım. Temaya uygun olması açısından bazı medikal çizimler yapıyorum arkasına. Bu enjeksiyonu doldurabileceğim renkleri belirleyip ruh hallerini yazıyorum. Yeşil, yıkılmadım hayattayım.
sarı dertlerimle baş başayım. Turuncu yıkılmadım ama ayakta da değilim. Kırmızı yıkıldım, dümdüz yıkıldım. Ayrıca bu aya has mor bir renk ekliyorum. Bu renkte markete çıktım, risk grubunda hem duygusunu ifade edecek. En sonunda da çizdiğim nesneleri boyuyorum. Güzel boyuyorum ama. Fosforlularla falan. Yeni sayfaya geçerken ufaktan sıkıldığımı fark ediyorum. Umarım hala buradasınızdır ve videoyu izliyorsunuzdur. Buraya çeşitli medikal maskeler çiziyorum. İçlerine de YouTube fikirlerimi yazacağım. Siz kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Benim de zaten başka hiçbir fikrim yok hayatla ilgili. Altına da boş kalmasın diye Haziran yazıyorum. Gerçekten şuursuzca bir hareket. Oraya Haziran yazmasam Haziran ayında olduğumuzu bilmeyecek miyim sanki? Sanırım bilmeyeceğim ki yazmışım. Bu konuda bana hak verirsiniz ki milattan önce 3500 yılından beri video çektiğim halde asla büyümeyen bir kanalım var. O yüzden çekmemi istediğiniz videoları lütfen yazın. Ben de konu tükendi. Son olarak hemen karşı sayfaya geçtiğimde ise 3 gün işaretledikten sonra tiklemeyeceğim, alışkanlıklarımı yazacağım. Onun için bir tablo oluşturuyorum. Spor yapmak, diyete devam etmek gibi klişe alışkanlıklar yazmıyorum. Onun yerine TikToksuz bir gün geçirmek, uyku düzenimi korumak, Instagram canlı yayını açmamak gibi bu dönemde yapmaya mecbur olduğum alışkanlıklarımı yazıyorum. Sonunda bullet journal'ımı bitirdim. Her sayfasının birbirinden özensiz ve çirkin olduğu. Allah kahretsin böyle işi. Hayatı hala organize edememeye devam edeceğiz anlaşılan. Ve ufaktan sinirlenerek videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediyseniz yoruma portakal yazın.